Merhabalar değerli arkadaşlarım. Zorlayan edebiyat denemelerinin beşincisiyle beraberiz. Bakalım bu sefer bizi nasıl zorlayacak bu sorular. Hep beraber görelim. Şimdi yukarıda bir bölümü verilen yazı ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde verilen metin türü yönüyle özdeştir diyor. Şimdi bakalım. Kaç yaşındayken yazmıştınız ilk şiirinizi hatırlıyor musunuz? Neydi ilk şiiriniz diye soru soruyorum Fıstıkobuz. Necip Fazıl Kısakürek de cevap veriyor işte. İlk şiirim tasavvuf bir hava içindeydi vesaire. Daha sonra yine bir soru soruyor. Yani buraya baktığımızda karşılıklı bir mülakatın olduğunu görüyoruz değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla diyorlar ki adlı mülakatı hatırlıyor muyuz? Ruşen Eşref Ünaydın'ın eseriydi. Beş kuşak konuşuyor diye Gavsi Ozan Soy'un bir mülakatı da vardı. Dolayısıyla aynı türde özdeş olan eserler E şıkkında görüyorum. Cevabım ne oldu? Edirne oldu. Hemen geçiyoruz bir başka sorumuza. Evet, bu parçada söz edilen metin türünün örneklerinden değildir diye bir soru karşımda. Bakalım metin türüne. Biyografiler belgelere ve nesnel kaynaklara dayandırılarak hazırlanır. Amaç kişiyi her yönünü anlatmaktır falan filan edebiyat yapıyor burada değil mi? Divan edebiyatında şairlerin yaşam hikayeleri falan anlatılıyor diyor. Yani hangisi biyografi türünde değildir diye bir soru karşımda. Evet, Mecalüsü Nefais, Ali Şir Nevai'nin ilk tezkiresi değil miydi biyografi türünde eseri? Evet, Ali Şir Nevai'nin bu var. Sonra Tapsuratün Nüzema diye bir eser karşımda. Şimdi arkadaşlar, hocam bu çok zor soru diyebilirsiniz. Aslında burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Muhakemetül Lügateyn. Sırıtan eseri görmeniz. Muhakemetül Lügateyn diye hiç siz tezkire, biyografi duydunuz mu? Muhakemetül Lügateyn neden yazılmıştı arkadaşlar? Alişir Nevai tarafından Türkçenin Farsçaya üstünlüğünü ortaya koymak için yazılmıştı. Yani bu bir sözlüktü arkadaşlar. Sözlük. Dolayısıyla biyografi tezkire türünde değil. Cevap Denizli. Tapsuretün Nüzama Latifi'nin eseriydi. Latifi. Meşayir-i Şuara'ya baktığımızda o eserde Aşık Çelebi'nin diye görüyoruz. Gülşen-i Şuara'ya baktığımızda bu eserde kimin? Ahdi'nin. Ama hiç önemli değil. Tamam, ayrıntıya girmiş. Hocam bunlar biraz duymadığımız eserler diyebilirsiniz ama şuradaki D şıkkı ne yapıyor? Sırıtıyor. Ben cevabım diye beni işaretle diye bağırıyor bize. Dolayısıyla cevabımız ne olsun? Denizli olsun. Hemen geçiyorum bir başka sorumuza. Evet, bu parçadaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Sözlü anlatım türleri sorusunu görüyorum. Belli bir konuyu aydınlatmak gayesiyle bilim adamı ve araştırmacılar bir araya geliyorlarmış. Konunun belirli bölümlerini aktardıkları toplantılara sempozyum denir. Bilgi şöleni değil mi? Tamam, bunu biliyorum. Sempozyumlarda yapılan konuşmalara biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Bildiri diyeceğiz. Bildiri. Tamam. O halde ben C şıkkını elerim. Güzel. Konuşmalardan sonra bu konuşmacılar birbirlerine konu ile ilgili sorular yönetebilirler. Böyle sohbet havasında birbirleriyle sorular yönetip ufak tartışabilirler. He. Sohbet havasında birbirleriyle tartışmasına biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Panel demeyecek miyiz? Evet. Peki, hatta bu panelde de ne demiştik? Beyaz futbol örneğini vermiştik. Aralarında sohbet tarzında tartışıyorlardı. Belli bir sonuca da varmıyorlardı. Sonra birbirlerine soru sordular. Paneli gördük. Tamam. Sonra devamında da tartışmalara seyirciler de katılıp onlara soru sorarsa ne demiştik? Sorun varsa forum da var diye sloganımızı üretmiştik. O halde cevabım ne oldu? Bildiri, panel, forum oldu. Cevap Edirne oldu. Gayet kolay bir soruydu bence bu. Evet, bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden ne diyor? Hangisi söylenebilir diye bir soru karşımda. Bakalım dizelere. Aziz Nesin'in çok güzel bir şiiri karşımızda arkadaşlar. Öyle bir ağlasam, öyle bir ağlasam ki çocuklar size hiç gözyaşı kalmasa. Öyle bir aç kalsam, öyle bir aç kalsam ki çocuklar size hiç açlık kalmasa. Öyle bir ölsem, öyle bir ölsem ki çocuklar, size hiç ölüm kalmasa diyor.
Şimdi bu dizelerle ilgili hangisi söylenebilir? Cumhuriyet dönemi şiir örneği olabilir mi arkadaşlar? Olabilir. Neden? Serbest ölçüyle yazılmış bakın. Belli bir tutarlık yok ölçü açısından. Dolayısıyla serbest ölçüyle yazılmış Cumhuriyet dönemi şiiri diyebilirim. O halde bir kesin olacak. Ben hemen elemelerimi yaptım. Sessel yinelemeler var mı? Bakın Ö harfleri var, değil mi? B harfleri var. Ağlasam san ekleri var. Sessel yinelemeler, tekrarlar var. Ölçü ve uyak görüyor musunuz burada? Hepsi bakın birbirinden farklı takılıyorlar burada. Ölçü kafiyeye dikkat edilmemiş. Bu yok. O yüzden geriye ne kaldı? 1 ile 2 Denizli kaldı. Hemen geçiyoruz bir başka sorumuza. Şimdi bu dörtlüğün nazım biçiminin önemli örnekleri yazılmış diyor. Bakalım hangisiymiş? Bakalım dörtlüğümüze. Arkadaşlar, kafiye örgüsü burada önemli. Şimdi baktığımda A, B, A şeklinde kafiye örgüsü görüyorum. Zaten yedili de değil, zaten divan edebiyatı sanatçılarını görüyorum. A, B, A şeklinde neler vardı? Tuyu ile rubai vardı. Şimdi şuraya baktığımda sanatçılara, Fuzuli'nin hiç tuyunu, rubaini duydunuz mu? Ya da Nedim'in, değil mi? Ya da Baki Şeyhi'nin duydunuz mu? Arkadaşlar, rubai türünün en önemli ustası kimdir? Azmizati Haleti'dir. Düşünsel türde yazılır rubai. Baktığımızda bir merhaleden güneşle derya görünür, bir merhaleden her iki dünya görünür. Felsefik, düşünsel bir eser görüyorum karşımda. Dolayısıyla bu nedir? Rubai türüdür. Rubai türünde en önemli ismi Azmizade Haleti'dir diyebiliriz. Hemen geçiyoruz bir başka sorumuza. Edebi Sanatlar Banko gelecek. İki tane soru gelecek hatta. Her sene olduğu gibi bu sene de bekliyoruz. Şimdi hangisi yoktur diyor edebi sanatlardan. Tekrir, tekrarlama sanatı var mı? Bakın sözleri bol bol tekrarlamış. Tekrir sanatını görüyorum burada. Cinas neydi? Yazılışları aynı, anlamları farklı sözcükler. Dize sonlarında özellikle kafiyelenecek. Yorgun alına şifaymış yar eli, yarın eli. Bir bak benim çaresiz halime, gönlüm göğsüm yar eli. Yani yaralı anlamında kullanmış. Bir yarın eli var, yarın eli var. Bir de yaralı anlamında kullanmış. Yazılışı aynı, anlamı farklıysa cinas var. Tamam, bu da doğru. İstifamda ne olacak? Soru soracak. Varlığın yedi iklim sunuyor coğrafyama, yokluğum diken diken kimliğimde midir nedir? Bakın soru sordu mu? Sordu. O halde istifam da var. Görünmez bir mezarlıktır zaman, şairler dolaşır içerisine saf saf. Tevriye neydi? İki anlamlılık demekti. Şimdi baktığımda ilk anlamı nedir? Saf, temiz, değil mi? İkinci anlamda saf saf dizilmek anlamında kullanılmış. Evet, iki anlamlılık var. O halde tevriye de var. Bu da doğru. İstihare neydi? Kendisine benzeyen ya da benzeyenden sadece bir tanesi kullanılırsa istihare diyecektik. Şimdi buraya baktığımda köyler ufka dizilen tozlanmış bir resim. Yollar köyleri saran eskimiş çerçeveler. Şimdi ben daha önceki derslerimde demiştim ki bir yere gibiyi sıkıştırabiliyorsanız orada ne vardır? Benzetme vardır. Benzetmenin de olabilmesi için kendisine benzetilen ve benzeyen her ikisi olmak zorunda. Bakalım gibi sıkıştırabiliyor muyum buraya? Köyler ufka dizilen tozlanmış bir resim gibidir. Yollar köyleri saran eskimiş çerçeveler gibidir. Bakın gibi sıkıştırabildim mi? Sıkıştırabildim. Gibiden hemen önce gelene biz direkt ne diyeceğiz? Kendisine benzetilen. Yani tozlanmış resim, eskimiş çerçeveler ne olsun? Kendisine benzetilen. Kim tozlanmış bir resim gibidir? Köyler, benzeyen. Kim eskimiş çerçeveler gibidir? Yollar, bu da benzeyen. Bakın, benzeyen ve kendisine benzetilenler kullanılmış. En az ikisi kullanılmış arkadaşlar. İkisi varsa burada teşbih sanatı vardır. İstihare olması için sadece bir tanesi olması gerekiyor ama iki tane var. O yüzden bu sanat yoktur. Cevap Edirne oldu. Hemen geçelim bir başka sorumuza. Kafiye, evet kafiye redif de banko çıkacak arkadaşlar. Hemen bir kafiye redif yapalım. Evet, yukarıdaki nazım parçaları kafiye oluşturan seslerin sayısına göre eşleştiğinde hangisi dışarıda kalır? Bulalım kafiyeleri. Tek ses yarım kafiye, iki ses tam kafiye, üzeri zengin kafiye demiştik. Şimdi bu dolu diyor bakın, kökleri zaten. Şöyle dolmak dolu oldu zaten, birbirine benzettik. U'ları görüyorum ben. Bir ses benzerliği varsa nedir? Yarım kafiye.
Gönül gül diyor, köklerini bulduk. Kökte hemen benzerliği gördüm. Ülleri gördüm. İki ses benzerliği varsa tam kafiye dedim. Maralı halı dedi burada. Alıları görüyorum arkadaşlar. Üç ses benzerliği gördüm. Üç ses benzerliği varsa ne diyelim? Zengin kafiye. Bizde, dizde. Kökte benzerlik varsa direkt orada bulabiliriz. Biz, diz. İki ses benzerliği gördüm. İki sesle ne olacaktı? Tam kafiye. Üstüne gece. Gece var. Üst köküdür. Birbirine benzetiyoruz. Sağa doğru kaydırıyoruz. Sonra E harflerini görüyorum. Birbirine benzeyen. Bir ses benzerliği var. Bu da ne olsun? Yarım kafiye. Yarımları eşleştirdik. Tamları eşleştirdik. Geriye ne kaldı? Zengin kafiye kaldı. O halde cevabım Denizli oldu. Hemen geçelim bir başka sorumuza. Evet, çok güzel bir soru daha karşımda. İslamiyet öncesi Türk edebiyatından gerçekten güzel bir soru gelmiş. Şimdi hocam zor gibi geliyor. İşte biz nereden bileceğiz Altay Türkleri ne demiş? İşte Yakutlar, Kırgızlar ne demiş? Bakalım boşlukları doldurduğumuzda hangisi dışarıda kalacak? İslamlıktan önceki çağlarda sanatlar birbirinden ayrılarak bağımsız duruma gelmeden evvel Türk toplumunda şairler aynı zamanda büyücü, bilgin, hekim, dansçı, musikici idiler. Bunlara Tunguzlar, şaman diyorlarmış. Yani arkadaşlar şuraya baktığımızda hangisi bu şairlerin isimlerinden değildir? Aslında cevap çok bariz sırıtıyor. Şölen biz kurban törenlerine demiyor muyduk bayramlara? Kurban törenleri, bayram. Avlar, avcılıkla geçiniyorlardı. Hayvanları avlıyorlardı. Şölen yapıyorlardı. Bayram yapıyorlardı, kurban törenleri. Cevap direkt çıktı. Bu yani şairlere verilen bir isim değil ki. Biz yine bulalım. Şimdi Altay Türklerinde biz bu şairlere ne diyeceğiz? Kan diyeceğiz. Yakutlarda ne diyelim biz bu şairlere? Oyun diyelim. Kırgızlarda ne diyelim? Baksı diyelim. Oğuzlarda ne diyelim? Ozan diyelim. Geriye ne kaldı? Törenler. Şölen kaldı. Cevap Denizli oldu. Çok güzel bir soru. Tam böyle ÖSYM tarzında soru. Evet. Hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Yine ufaktan kafiye edip atacağız. Şimdi yedekli mani diyor. Maninin özelliği neydi? A, X, A şeklinde olacak. İlk ikisi laf olsun, torba da olsun. Asıl anlatılmak istenen son iki de olacak. Sonra ben eğer bu maniye bir beyit eklersem biz buna ne diyeceğiz? Yedekli mani. Eklenmiş mi hocam? Eklenmiş. Dolayısıyla bu var. Zengin ve tam uyak var mı? Şimdi baktığımda kereste kökü, kafes kökü. Ne yapacağım? Şöyle sağa kaydırma yapacağım benzerlik yoksa. Benzerliği burada yakaladım. Esteleri gördüm. Zengin kafiyeyi burada gördüm. Peki tam uyak var mı? Şuraya baktığımda nefeste, seste diyor. Köklerde benzerlik var mı? Var. Esleri gördüm. Tam kafiye, geri kalan T'ler redif oldu. Tam kafiye de var hocam. O halde bu da var. Kafiye örgüsü A, X, A şeklinde. A, X, A'yı verdik. Şuraya baktığımda A'lı bitene ne demiştik? Yine bir X, A diye ekleme yapabilirim. S'de bana. Sesteleri zaten A demiştik. X, A ile devam ediyor. Bu da doğru. Şimdi pastoral şiir olabilir mi? Buna benzer sordular geçen sene. Yani her otu, böceği, dağı, ovayı gördüğünüzde arkadaşlar pastoral şiir diye atlamıyoruz. Yani ufaktan verebilirler. Benzetme yaparak doğayla ilgili terimlere yer verebilirler. Bakalım. Şimdi dağdan kestim kereste, kuş besledim kafeste. Buradan ne dedik? İlk iki dize doldurma, laf olsun torba da olsun manide. Asıl söylemek istenen son iki dizede. Bakalım. Asıl ne demek istemiş? Yarin hasta dediler, yetiştim son nefeste. Sevgiliye yazıyor burada. Aşktır asıl anlatılmak istenen. Aşk var. Doğa burada sadece laf olsun, torba da olsun. Dolayısıyla ben buna pastoral şiir örneği diyemem. O halde cevabım 1, 2, 3 Denizli olsun. Hemen geçelim bir başka sorumuza. Evet, çok güzel sorulardan biri daha karşında. Şimdi biz genelde nameli eserler deyince kimi kastediyoruz? Mevlana'nın oğlu var. Tamam. Dini tasavvufi konulara ağırlık vermiş falan filan. Mevlana'nın oğlu biliyoruz değil mi? Veled zaten hani bak şu velede deriz ya, çocuk oğul anlamında. Sultan Veled Mevlana'nın oğlu. Mevlana'nın oğlu Sultan Veled de genelde nameli eserler veriyor değil mi? İptidaname, intihaname, işte rebapname, bir de marifi var arada. Ama şuradan karıştırabilirsiniz arkadaşlar. Felekname ama başkasının eseri.
Kimin eseri Felekname? Gül Şehri'nin eseri. O yüzden cevabım Edirne oldu. Hemen geçelim bir başka sorumuza. Çok güzel bir soru daha. Yani matematik gibi bir soru olmuş burada. Kümeler girmiş araya bakalım. Şimdi Nefi ile Seyrani'yi karşılaştırmış. Boş bırakılan yere kavramlardan hangisi getirilebilir? Nefi hatırladığımız kadarıyla divan şiirinde, divan edebiyatındaki sanatçımız. Haliyle aruz ölçüsünü yazıp beyit kullanacak. Seyrani halk şiirinde işlediğimiz sanatçımız haliyle hece ölçüsünü kullanıp dörtlük yazacak. Şimdi yalın dil. Halk edebiyatında ise Seyrani biraz daha yalın dil kullanır. Ortak değil. Şurayı dolduramam. Bu olmaz. Kaside, Seyrani'nin kaside yazdığını gördünüz mü? Adam halk edebiyatına kasideyi nefi kullanacak. Dolayısıyla bu da ortak olamaz. Koşma, halk edebiyatının nazım şekliydi. Bunu da Seyrani kullansın. Nefi divanda kaldı. Bu da olamaz. Münşiat divan edebiyatında kalıyor. Seyrani'nin alakası olmaz. Düz yazı türü, mektup türü demek. Satirik şiir neydi? Eleştiri. Değil mi? Yergi. İkisi de eleştiriyor mu? Siham'ın kazası vardı. Değil mi? Dilini tutamadığı için asılmıştı Nefi. Seyrani de İstanbul'da padişahları vesaire yönetimi eleştirdiği için son anda kaçmıştı Kayseri'ye, memleketine. Bu da eleştiri türündeydi. Dolayısıyla ortak noktası nedir? Satirik eleştiri türünde eser yazmaları. O yüzden cevabım Denizli olsun. Sorular gerçekten çok güzel arkadaşlar. Yani tam ÖSYM'lik sorular. Tabii ben burada biraz zorladım. Gerçekten bu denemeden 20 neti çıkaran içi rahat olsun. Çok rahat gerçek sınavda da 20 neti çıkarır. Evet, aşağıdaki beyitlerden hangisi bu parçada söz edilen sanatçıya aittir diye mükemmel bir soru daha. Şimdi bakıyorum. Osmanlı divan edebiyatına şekil ve içerik yönünden işte yenilik getirmiş falan filan. Aşkın eğlencenin tadını çıkarmaya davet eden gazelleriyle şöhret kazanmış. Şiirde geleneklere bağlı kalmakla birlikte şiirin akıcılık getirmiş. Biçim yönünden kusursuz şiirler yazmış. Duru temiz bir İstanbul Türkçesiyle Osmanlı toplumunun beğenisine uygun şiirler yazmış. Devrin padişahının ölümü üzerine yazdığı Mersiye. Türk edebiyatının en tanınmış örneği. Ben buradan aslında çıkardım. Şuradan da ufaktan tüyo veriyor. İşte aşkın eğlencenin tadını çıkarma, yani mahalleleşme akımından birazcık bahsediyor. Tamam, Nedim olabilir, Baki olabilir burada. Ayrıca devrin padişahının ölümü üzerine yazdığı Mersiye neydi? Kanuni Mersiyesi direkt benim aklıma geliyor. Kim yazmıştı Kanuni Mersiyesini? Baki yazmıştı. O zaman bakacağım. Hangisi Baki'nin şiiri olabilir? Necati'yi görüyorum bakın. Son beyit. Eledim. Sonra Nedim'i görüyorum. Eledim. Baki'yi gördüm. İşaretledim. Fuzuli'yi gördük. Eledik. Galip'i gördük. Eledik. Dolayısıyla burada cevabım ne olsun? Ceyhan olsun. Soru gerçekten çok güzeldi arkadaşlar. Evet, geçelim bir başka soruya. Şimdi bu da hafif zorlayıcı olmuş. İki şık arasında kalacaksınız bu soruda. Ama birazcık daha genel kültürümüz iyiyse yapacağız. Şimdi bu dizelerin şairi hangisidir diyor. Özellikle bakın şu çok meşhur bir söz değil mi? Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. Bu arkadaşlar Terkibi Bent'ten bir alıntı. Terkibi Bent'ten alıntı. Bu sözler. Bu meşhur özlü sözler. Özlü sözleri olan iki tane sanatçı var burada. Kimler var özlü sözleri olan? Cenap Şihabettin Tiryaki sözleri var. Ziya Paşa'nın sözleri var. Bu meşhur dizelerde kime aittir? Ziya Paşa'ya aittir. O yüzden Cenap Şihabettin'i de eleyip cevabı Denizli derim. Terkibi Bent'inden bir alıntı yapılmış. Hemen geçelim bir başka sorumuza. Evet. Yine çok güzel bir soru daha karşımda. Fecrati döneminden eserler görüyorum özellikle. Servet-i Fünun'dan görüyorum. Şimdi Fecrati'ciler kütüphane kurmak istiyorlar. Hüseyin Cahit Yalçın hatırladığımız üzere Edebiyat-ı Cedide kütüphanesi oluşturmuştu. Fecrati'ciler de kurmak istiyorlar. Bu kütüphanede yayınlanan kitaplar kırmızı başlıklı, beyaz şeritliymiş. Kitaplarda kitapla yazar hatları beyazdır. Fecrati'ciler şiirlerine daima mavi, nefti hülyalara vurgu yaptığında onların kitapları mavi renge bürünerek çıkar. Fecrati kütüphanesinden Tahsin Nahit'in nokta nokta nokta, Cemil Süleyman'ın timsali aşkı varmış, Köprülüzade Mehmet Fuat'ın hayatı fikriyesi varmış. Şimdi Tahsin Nahit'in eseri bu şıklardan hangisi olabilir? Tamat kimindi arkadaşlar? Cenap Şehabettin'de. Değil mi? Meşhur bir şiiriydi. Eler. Mezardan sesler. Halit Ziya'nın değil miydi? Onu da buradan gittik.
Ruhu bir kayıt evet Tahsin Naik'in eseriydi. Firakı Irak Süleyman Nazif'in eseriydi. Şerare Muallim Naci'nin eseriydi. Geriye ne kaldı? Ceyhan kaldı. Soru gayet güzel. Zor gibi gözüküyor ama yani diğer eserler çok meşhur eserler. Diğerlerinden çıkarabiliriz. Evet. Çok güzel bir soru daha karşımda. Ali Canip Yöntem'in şiirine rastlıyoruz. Şimdi Ali Canip Yöntem milli edebiyat döneminde hocam pek kullanırlar mı böyle batı nazım şekillerini kullandıkları da oluyor. Şimdi şöyle bir baktığımda bentler görüyorum üçlü, sonda da birli. Bir dize görüyorum. 3 3 3 3 1 diye giden nazım şekli neydi? Kafiye örgüsüne de baktığımda şuna A diyelim. B diyelim kelebek diyor. Nereden enli bitiyor? A diyelim. Şimdi ekli bitiyor yine B diyelim. Yanına farklı bitti C, ekli bitti B dedim. Yanına bakın C'li C veriyorum. Eğer farklı D, N ile bitti C, sonra E diye gidiyor arkadaşlar. Şimdi bakalım ya da şöyle D diye gidiyor pardon. Şimdi örüşük uyağı burada görüyor muyuz? Tamam, örüşük uyak. Ayrıca böyle bentler şekline gidip sonda tek dize kalırsa bu hangi nazım şekline aitti? Terzarima'ya aitti. O yüzden cevabım ne oldu? Edirne oldu. ÖSYM sürpriz yapıp sorabilir mi? Sorabilir. Belli olmaz. Biz zoru görelim. Evet, boş bırakılan yere hangisi gelmelidir diye bir soru karşımda. Bu kolay bir soru olmuş. 30 yıl saatim işlemiş, ben durmuşum. Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum diyor. 30 yaşından önceki yıllarında ne olacaktır? 1934'e kadar psikiyatrik bir hastalık gibi kendisiyle yaşadığı didişme durumu, kent yaşamı içerisinde kısılan, topluma yabancılaşan, yalnızlaşan bir bireyin bunalımları şeklinde belirirken, Şeyh Abdülhakim Arvasi ile tanıştıktan sonra ne oluyor? Mistik bir arayışa dönüşür. Mistik bir sanatçımıza dönüşür. Kimdi o sanatçımız? Tabii Necip Fazıl Kısakürek'ti. Cevabım Denizli oldu. Hemen geçelim bir başka sorumuza. Şimdi yine güzel bir soru daha karşımda. Şimdi özelliklere bakacağız önce. Sözcüksel sapmalar varmış. İmgeli söyleyiş, Türkçenin söz dizimini değiştirme. Bakışsız bir kedi kara gibi, üvercinka gibi, değil mi? Farklı farklı alışılmamış bağdaştırmalar kullanan, sözcüksel sapmalar yapan o dönem neydi arkadaşlar? İkinci yeniydi. Yani hangisi bu özelliklere sahip olduğu söylenebilir? İkinci yenici şairin eseri olacak. Şimdi cinayetler kitabına baktığımda kimin eseriydi bu? İsmet Özel'in. İsmet Özel ikinci yenici de değil. O yüzden eledim. Bir gün mutlaka. Bakın İsmet Özel toplumcuydu. Atol Behramoğlu, değil mi? Bir gün mutlaka. O da toplumcuydu. Onu da eledik. Sonra Refik Durbaş var. Kuş Tufanı adlı eserini görüyorum. Onu da eledik. Sonrası kalır kimin eseriydi? Edip Cansever. Düşünce şairiydi ikinci yenicilerden. Cevap çıktı ortaya. Benden sonra Mutluluk kimin eseriydi? Özdemir Asaf'ın eseriydi. Bunu da eledik. O halde cevabım Denizli oldu. Cumhuriyet şiirinden gelecek arkadaşlar. 3-4 tane soru bekliyorum. Hemen bir başka soruya geçelim. Halit Ziya'nın bir eserini soruyor burada. İşte Servet-i Fincan roman ve öykülerinde mekanı İstanbul'dur falan filan diyor. Halit Ziya da işte İstanbul'daki kişileri anlatmış, eğitim görmüş kişileri. Mehmet Rauf da aynı şeyleri söylemek mümkün. Ancak aydın çevrelerin dışına çıkan örneklerde görülüyor. Hep de İstanbul'u anlatacak değiller. Söz gelimi Halit Ziya'nın işte nokta 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 adlı eseri sade bir şey Ferhunda Kalfa gibi öykülerin konuları kişiler halktan kişilermiş. Şimdi bakalım Halit Ziya'nın hangi eseri olabilir? Arkadaşlar dağa çıkan kurt kimindi? Halide Edip Adıvar'ındı. O yüzden ben bunu ne yaparım? Elerim. Rahmetle bir serencam. Bu kimin eserleriydi? Yakup Kadri'nin. Bunu da elerim. Bunlar en azından meşhur eserler. Tamam biraz detay eser sormuş ama şunları bilmemiz gerekiyor. Falaka Ömer Seyfettin'in öyküsü değil miydi? Hatta Ahmet Rasim'in de Falaka diye bir farklı bir eseri vardı. Evet, geriye ne kaldı? Mahalleye Mevkuf. O da kimin olsun? Halit Ziya Uşaklıgil'in olsun.
Cevap Denizli oldu. Yani bu tarz detay sorularını görünce korkmayın. Neden? Çünkü adam sana şurada bildiğin meşhur örnekleri veriyor. Geri kalanı ne yapacaksın? Sen işaretleyeceksin. Yapman gereken sadece bu. Evet, çok güzel bir soru daha karşımda. Çok güzel bir soru daha karşımda. Bakalım. Diyor ki, yukarıdaki hikayeler kaç farklı yazar tarafından kaleme alınmıştır diyor. Bakalım. Yeni Dünya kimin eseriydi arkadaşlar? Sabahattin Ali'nin öyküsüydü. Otlakçı Memduh Şevket Esendal'ın eseriydi. Sırça Köşk yine Sabahattin Ali'nin eseriyken Yarın diye bir şey yoktur kimin eseriydi? Tarık Buğra'nın. Peki Mendil Altında kimin eseriydi? Yine Memduh Şevket Esendal'ın eseriyken Değirmen Sabahattin Ali'nin eseri. İki Uyku Arasında yine Tarık Buğra'nın eseriyken Hava Parası Memduh Şevket Esendal'ın eseri. Dolayısıyla kaç farklı yazar gördüm ben burada? Sabahattin Ali, Memduh Şevket Esendal ve Tarık Buğra'yı gördüm. O halde cevabım ne olsun? Bursa olsun. Geçelim bir başka sorumuza. Edebi akımlardan her sene olduğu gibi bu sene de bir soru bekliyoruz. Bakın kolay bir soru oldu bu. Bir Dadanın Şarkısı aslında burada çıktı. Dadaizm'den bahsediyoruz. Dadaizm. Şimdi bu dizeler aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir? Dadaizmin kurucusu kimdi arkadaşlar? Hristiyan Tzara değil miydi? Cevap çıktı. Hiç düşünmem cevabı hemen Bursa diye işaretlerim. Evet. Hemen geçelim bir başka eserimize. Tanzimat'tan çok güzel bir soru daha karşımda. Şimdi arkadaşlar ortak özelliğini soruyor bana. Cezmi'yi görüyorum. Kimindi bu? Namık Kemal'in. İlk tarihi roman. Taşku Talat ve Fitnat. Şemsettin. Sami'nin eseriydi. Sami Paşazade ile karıştırmayacağız. TT'ler var burada. Şifre yapmıştık. TT'ler var burada. İlk romanımızdı. Hasan Mellah vardı. O da kimin eseri olsun? Ahmet Mithat Efendi'nin eseri olsun. Şimdi baktığımda ortak özelliğini soruyor. Aynı yazara mı ait değil? Roman türünün edebiyatımızdaki ilkleri mi? Tamam şu ilk iki eser ilk de. İlk tarihi roman Cezmi, ilk roman Taşku Talat Fitnat ama Hasan Mellah'ta bir ilklik yok. Eledik. Tanzimat birinci dönem mi arkadaşlar? Şöyle bir baktığımda sanatçıların hepsi Tanzimat birinci dönem. Burası doğru. Peki cevap Ceyhan oldu. Yanlış batılılaşma? Hayır. Yanlış batılılaşmayla alakaları yok. Realizm etkisiyle mi oluşturulmuş? Birinci dönem Tanzimat dönemine baktığımızda realizm yoktur. Ne vardır? Romantizm vardır. Burayı da eledik. Cevabım ne oldu? Ceyhan oldu. Evet, geçelim bir başka sorumuza. Yine çok güzel. Milli Edebiyat döneminden bir soru karşımda. Bakalım neymiş? Diyor ki, Milli Mücadele dönemi hem savaş yıllarında yazılmış belli sayıdaki romanda hem de sonraki yıllarda verilen çok sayıda eserde çeşitli yönleriyle ele alınmış. Nokta 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 adlı doğrudan cephelerde görev yaparak bu mücadelenin içerisinde bulunmuş. Savaşa doğrudan katılmış. Şöyle bir bakın. Savaşa doğrudan katılmış sanatçı. Hatta resimlerinde böyle asker selamı verir. Ders kitaplarına baktığımızda ben çoğu resmi o şekilde görürüm. Ve nokta 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 adlı romanda sadece düşman işgaline karşı kazanılan bağımsızlık savaşının mutlak ve kalıcı bir zafer için yeterli olamayacağını fark ettirmeye çalışmıştır. Onun bakışına göre asıl zafer işlevsizleşmiş eğitim öğretim sisteminin uygun olarak düzenlemesiyle kazanılacaktır. Böylece yazar milli mücadeleye daha kapsamlı uzun vadeye yayılmış çabaları da sürece dahil eden bir bakış ortaya koymuş. Şimdi hangi sanatçı katılmıştı Kurtuluş Savaşı'na? Halide Edip adı var. Orada Vurun Kahpeye adlı eserde kim vardı? Aliye Öğretmen vardı. Aliye Öğretmen değil mi? Gericilikle uğraşıyordu. Eğitim sisteminin bozukluğundan dem vuruyordu bize. Değil mi? Dolayısıyla cevap olarak ne kaldı? Halide Edip adı var. Savaşa katıldı. Onbaşı olarak katılıp üst çavuşlar yükseldi. Vurun Kahpeye adlı eserde de bu şekilde eğitim sistemi eleştirildi. Aliye Öğretmen karakteriyle cevabım ne oldu? Ceyhan oldu. Hemen geçelim bir başka sorumuza. Bilgi yanlışı soruyor. Hacivat Karagöz. Bakalım buradaki bilgi yanlışımız ne? Karagöz anonim bir edebiyat ürünü mü? Evet. Hiç yazarı belli diye bir Karagöz Hacivat oyunu gördünüz mü? Deriden yapılmış ya da mukavvadan yapılmış maketlerin oynatılmasıyla
Gölge oyunu da deriz biz buna. Tamam, bu da doğru. Oyun gülmece üzerine inşa edilmiş. Evet, güldürür bizi. Sonra Karagöz'ün söylediklerinin Hacivat tarafından yanlış anlaşılması oyundaki gülmeceyi sağlar. Dikkat! Karagöz'ü böyle kara cahil olarak algılayın arkadaşlar. Hacivat'ın söylediklerine Karagöz cahildir ve yanlış da anlar. Dolayısıyla burada tam tersi olacak. Buraya dikkat. O yüzden cevap Deniz'de oldu. Karagöz doğaçlama oynanan bir tiyatro oyunu mu? Evet, doğru bu da. O yüzden cevap Denizli oldu. Hemen geçelim son sorumuza. Eser yazar bilgisi karşında. Bakalım konuşturalım bilgimizi. Şimdi Şarkın Sultanları kimin eseriydi arkadaşlar? Ya da şöyle direkt bu sanatçılardan mı gitsek? Ya da şöyle gidelim, fark etmez. Şarkın Sultanları Faruk Nafiz Şamlıbel'in eseriydi. Faruk Nafiz'i eledik. Sonra denizden çalınmış ülke Zeki Ömer Defne. Bakın kafiyeli çıkıyor. Bu da Zeki Ömer Defne'nin eseri olursa Zeki Ömer'i de eleriz. Sonra Yayla Dumanı kimin eseriydi? Anadolu şairimize ait Ömer Bedrettin Uşaklı'nın eseri olsun, onu da eledik. Peki Enikli Kapı kimin eseri olsun? O da Arif Nihat Asya'nın eseri olsun. Geriye ne kalsın? Orhan Şaik, Gökyay kalsın. Evet, denemelerimizin 5. serisinde bitirmiş olduk arkadaşlar. Gayet güzel, gayet öğretici bir denemeydi. Tabi biraz zorlayan sorular karşımızdaydı. ÖSYM hani bu kadar zor soruyu bir arada vereceğini ben zannetmiyorum. Bu sene soruların kolay da geleceğini tahmin ederekten. Ama biz zoru görelim ki gerçek sınavda fazla zorlanmayalım, hayal kırıklığına uğramayalım. Bu denemeden 20 neti çıkaran öğrencimiz gerçekten gerçek sınavda da çok ağım şağım bir aksilik olmazsa 20 neti de rahat göreceğini düşünüyorum. O yüzden mümkün olduğunca son güne kadar elimizden geleni yapalım. İnşallah güzel sonuçlar alacağız diye inanıyorum. Bir başka denememizde daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.